Dertli Bestekar kanalından herkese merhabalar. Beşiktaş'ta üst üste iki şampiyonluk yaşadıktan sonra geçen sezonun devre arasında İngiltere'nin Everton takımına rekor bonservis ücretiyle transfer olan Cenk Tosun gündeme dair bomba açıklamalarda bulundu. Gelin hep beraber Cenk Tosun'un bu açıklamalarını inceleyelim. Futbolun kalbi bir ay boyunca Rusya'da attı. Biz de sohbetimizi onunla başlayalım. Dünya Kupası sana göre nasıl geçti? Cenk Tosun. Oynanan maçları ve performansları bir kenara koyacak olursak, Türkiye olarak biz de Rusya'da olmalıydık. İnsan maçları izlerken bir yandan da bayrağımızı orada dalgalandırmalıydık diye söyleniyor. En çok biz futbolcular üzülüyoruz bu duruma. Çünkü bir milli oyuncu için en ağır şey böylesine büyük ve önemli bir turnuvayı televizyon karşısından izlemek. Dünya Kupası'nı televizyondan izlerken kendi adıma çok acı çekti. Sen ayrıldıktan sonra özellikle gol sıkıntısı yaşayan bir Beşiktaş vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Son 6 ayda öyle bir sorun yaşadık gerçekten. Şampiyonluk o yüzden gitmiş olabilir. Ama kimsenin yeri doldurulamaz değil. Cenk Tosun şampiyonluk gitti söylemini ağır buluyorum. İlk yarıda ben varken de puanlar kaybettik. Şampiyonlar Ligi maçları sonrası gereksiz ve fazlaca puan kayıpları oldu. Hem Wagner'lar hem de Negredo beklenen performansı veremedi. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Oturmuş bir takımımız vardı gerçekten. Ben Talisca ve Babel'le birlikte Kuyarajman'ın ortaları, Oğuzhan, Tolgay, Atiba yıllardır birlikte oynadığımız için birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Belki kalsaydım her şey farklı olabilirdi. Beşiktaş için ikinci devre, orasını Allah bilir. Başkanımız Fikret Orman'ın yapacağı transferlerle gelecek yılda Beşiktaş'ın şampiyonluğunu en büyük aday olacağını düşünüyorum. Soru: Beşiktaş'a veda ederken arkamdan baba şefkatiyle bakan bir Şenol Güneş vardı. O fotoğraf için çok yorum yapıldı. Sen ne hissettin? Çok duygusal anlar yaşadı. O fotoğrafı görünce Şenol Güneş'in kariyerinde çok büyük bir payı var. Beşiktaş'tayken bana bir baba gibi davrandı. Ona ne kadar teşekkür etsem az. Soru: Guti ve İlhan Mansız yardımcı antrenör olarak Beşiktaş'ta. Sence katkıları olur mu? Ben ikisinin maçlarıyla ve golleriyle büyüdüm. Şenol Hoca'ya çok yardımları olacağını düşünüyorum. İlhan Mansız, Beşiktaşlılığıyla genç arkadaşlarımıza yardımcı olacaktır. Guti de kariyeriyle çok şey katacaktır. Şenol Hoca'nın üzerindeki baskıyı alacaklarını düşünüyorum. Ben çok sevindim o iki efsanenin dönmesine. İnşallah Beşiktaş için hayırlısı olur. Soru: Babel'in Flamengo'ya gideceği yönünde transfer iddiaları var. Babel ayrılmalı mı? Babel iyi arkadaşım. Kendi kararı ama Beşiktaş'ta bildiğim kadarıyla mutlu. Onu Beşiktaş formasıyla görmek güzel. Babel güçlü, hızlı, şutu iyi. Bazen kendi başına maç aldığı oluyor. O yüzden her yerde başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama biz bu konuyu konuşmadık onunla. İnşallah gitmez. Beşiktaş'a çok faydası olacağını düşünüyorum. Zaten Türkiye Ligi'nin kalitesinin de Brezilya'nın çok daha üstünde olduğunu düşünüyorum. Soru: Babel'in kırmızı saçlarını nasıl buldun? Güzel buldum. O arada gülüyor. Zaten o değişik işlere imza atan bir arkadaşımız genelde. Kendisi crazy, yani çılgın olduğu için böyle şeyler yapıyor. Soru: Vida'yı Everton istiyor olsaydı en azından fikrimi alırlardı diye düşünüyorum, diyor. Vida konusunda da. Klassen çok iyi futbolcu. Beşiktaş'tan Ali Naibi Beşiktaş'a gelir mi diye sordu. Ben de konuştum. Türkiye'yi düşünmüyorum dedi. Konu açılmadan kapandı. Başarının sırrı istikrarlı çalışmak. Türkiye'ye göre hazırlık kampında ve aralarda çok daha ağır çalışıyoruz. Bunun da lige yansıyacağını düşünüyorum. Burak Yılmaz Türkiye'nin en iyi forveti. Biz de idare ediyoruz işte, diyor ve gülüyor. Everton'da çok yeniyim. Dönersen Beşiktaş'a mı gelirsin sorularına cevap vermem için çok erken, diyor. Sabırsızlıkla baba olmayı bekliyorum. Rabbim nasip ederse bir evladımız olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bereketiyle gelir, sağlıklı doğar. Bizim için ayrı bir heyecan ve mutluluk. Allah herkese benimki gibi bir eş, baba ve aile versin. Onların desteğiyle hiçbir şeyi özlemiyorum. 15 Temmuz bir destandır. Cenk Tosun 15 Temmuz'un Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü şu sözlerle kutladı. Türk milleti 15 Temmuz'da vatanı, geleceği ve demokrasisi için canını hiçe sayarak tankların karşısına çıkmıştır. Bu millet nasıl korkusuz ve kahraman bir millet olduğunu göstermiştir. Bir destan yazmıştır.
Hain kalkışma sonucu hayatını kaybeden başta Ömer Halis Demir olmak üzere kolluk kuvvetlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha bize 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Evet arkadaşlar, Cenk Tosun'un açıklamaları ve röportajındaki bomba açıklamalar bunlardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz alttaki beğen butonuna basıp bunun yanında kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın.